Bugün bir diğer konuğumuz Asiskart Genel Müdürü Ayhan Sunar. Sunar bizlere geliştirdikleri insansız hava araçlarında kullanılan ilk makineli tüfekli entegre drone sistemini anlattı. Asis 2007 yılında kurulmuş, akıllı şehirler alanında Türkiye'de lider, dünyada da Atina gibi, Sofya gibi, Mumbai gibi iş almanın zor olduğu ülkelerde büyük ölçekli projeler bitiren 400'e yakın bir Ar-Ge gücünü sahip. Merkezi İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Teknokenti'nde olan aslında köklü bir mühendislik ve teknoloji firması. 2019 yılında hızlanmak üzere savunma sanayine yönelik bir yapılanma kararı alıyor. Ve biz buradan Asiskart olarak doğduk. Dolayısıyla hem bu yapılanmanın hem de fuarın üst üste örtüşmesi bu hedefi bizim için daha özel yaptı. Ona yakın yeni ürünle, ki bunların dördü Türkiye'de ilk statüsünde ürün, marka tescili yaptık. Bu kısa süre içinde bir adet uluslararası ve yerli patent başvurusuna imza atma başarımız oldu. Asiskart olarak biz, Asis'in şemsiyesi altında aslında dört alanda çalışıyoruz. Bunlar kara araçlarına yönelik elektronik donanım ve yazılım çözümleri. Bu birinci alanımız. Bunun altında pek çok ürünümüz var. Ana faaliyet alanımız insansız sistemler. İnsansız sistemler de aslında çok geniş bir kavram. Burada drone sistemleri diyelim, döner kanatlı drone sistemleri diyelim, rotorlu deyince küme biraz daha küçülüyor. Burada da iki tane ilk özelliğine sahip ürünle fuara katıldık. Şimdi bu ürün bir ilk. Bakıldığında bugün dronelar pek çok şey taşıyorlar zaten. Kargo taşıyorlar, insan taşıyorlar malumunuz. Ama burada ilk olan bir tüfek taşıması. Tüfeğin taşınmasından ziyade tüfeğin seri atış sırasında ortaya çıkan geri tepme kuvvetinin etkin atışa devam edecek şekilde devamlılığını sağlayacak bir mühendislik çözümü zorlandırıyor. Bu evet 10 kilometre yarı çapında bir menzil içinde, 2800 metre yükseklik içinde, irtifa içinde istediğimiz her yere gönderebiliyoruz bu drone'u. Gönderdiğimiz sırada bu gördüğü görüntülerin hepsini gerçek zamanlı, yani o an drone gözünden ne görüyorsa siz de evet, aşağıda bunun üzerinden onu görüyorsunuz. Diyelim ki bir tehdit yakaladı. Tehdit her şey olabilir. Ne tanımlıysa görevinize göre. Bakın silahın altında bir kamera var burada. Namluyu eğiyor. Etkisiz hale getirebiliyor. Şu kutunun içinde 200 tane mermi var. Ve 200 tane mermiyi taşıyarak yine yanda görülen esnek mermi yolu dediğimiz şeritle otomatik olarak besliyor ve sizin ayarladığınız miktarlarda mermiyi hedefi etkisiz hale getirmek üzere atıyor. Bu karakollarda, kale kollarda, bir konvoyun geçişinde pusu riski olan yerde, örneğin bir araçta gidiyorsunuz, bunu önden kaldırıp, geçeceğiniz dar bir vadiden geçirip, yüksekten geçirip, etrafa bakıp, bir şey varsa kendiniz araç içinde maruz kalmaktansa bununla önden etkisiz hale getirebilirsiniz. Veya bir karakoldasınız, yine bir tehdit yaklaştı, taciz ateşinde bulunuyor. Karşısına geçip tüfeğinizi çıkartıp siz taciz ateşinde bulunacağınıza bu drone'u gönderip gece gündüz, hem gece hem gündüz farklı kamera tipleriyle bakıp, tespit edip etkisiz hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla burada aslında bizim yerine geçmeye çalıştığımız şey Mehmetçik. Belli bir alandayız. Bunu dolaştırıyorsunuz. Gördüğünüz görüntüyü buradan aynen görüyorsunuz. Göz neyi tespit ediyorsa bu da onu tespit edebilir. Mesela 1500 metre irtifada uçarken ki 1500 metre irtifa çok yüksek bir irtifa değil. Üzerindeki kameraların zoom özelliklerini kullanarak, yakınlaştırma özelliklerini kullanarak hani 1'e 30, 1'e 10, 1'e 50 çok yakından
zemini araştırma imkanınız olabilir.